Evren bir simülasyon mu? Peki ya kanıt? Bilginin kendi yasasında gizli ise? Portsmouth'tan Melvin Wobson, infodinamiğin ikinci yasası adını verdiği bir öneriyle ortaya çıkıyor. Ona göre bilgi sistemlerinin entropisi, yani düzensizlik ve dağınıklığın ölçüsü zamanla artmak zorunda değil. Sabit kalabilir, hatta denge noktasında azalabilir. Eğer doğruysa bu termodinamiğin meşhur ikinci yasası ile, yani kapalı sistemde entropi artar kuralı ile gerilim yaratıyor. Wobson'un iddiası şu: evren genişlerken toplam ısı kazanmıyor ya da kaybetmiyorsa toplam entropi sabit kalmalı. Ama bildiğimiz termodinamik entropi artıyor. Öyleyse bunu bilgi entropisinin azalması dengelemeli. Bu düşünceyi atomlarda elektron dizilimlerinden kozmolojiye ve hatta biyolojik mutasyonlara kadar uzatıyor. Hatta SARS-CoV-2 mutasyonlarını analiz edip rastgelelik yerine bilgi entropisini minimize eden eğilimler var diyor. Eğer evren bir simülasyon ise veri sıkıştırma ve optimizasyon kurallarını içerir. Biz de bunu doğada görüyoruz. Dijital veride, biyolojide, matematiksel simetrilerde. Simülasyon hipotezi için gerçekten ikna edici olmak, ölçülebilir öngörüler gerektirir. Hangi gözlem net olarak yalnızca veri sıkıştıran bir evreni açıklar? Bilgi entropisiyle kozmik ölçekte bağlantılı, başka hiçbir modelle açıklanamayacak bir imza nerede? Ya evren öğrenen bir sistem gibi davranıyorsa, geri bildirimle kurallarını optimize ederek, yoksa gördüklerimiz termodinamik ve istatistiğin normal sonuçları mı? Bu fikri yanlışlanamaz hale getirmeden test etmek için ilk deney ne olmalı? Biyolojik mutasyon istatistiklerinde bilgi entropi yasasını, kozmik mikrodalga fon ışınında bilgi ölçekli sapmalar mı? Amaç evrende bilgiye dayalı evrensel bir sıkıştırma izi bulmak. Bu sayede evrenin bir simülasyon olduğuna dair ciddi kanıtlar ortaya çıkartılmış olur.